Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Kripto paraların genel bir değerlendirmesini yapmaya çalışalım. En son cumartesi ve pazar işte analiz yaptığımızda, hafta sonu analiz yaptığımızda Bitcoin piyasasını biz kaç şu, şu bölümde analiz yapmıştık. 50-55'lere doğru bir tepki yapması gerektiğini şuradaki yapının zikzaklı tepki yaptıktan sonra ise aşağı doğru 28 bin lira doğru geri çekilmesinin muhtemel olduğunu ifade etmiştik. İşte yurt dışında maskın açıklamaları Bitcoin ile alakalı negatif söylemi bahane edilerek Bitcoin'in yukarıya tepkisine sınırlı yapıp sadece 50'nin üzerine az biraz attıktan sonra 55'e kadar götürmediler. Yani onaya kadar bile çıkmadı. Bakın şurada onaya kadar bile çıkmadı. O bölümden tekrar satış geldi ve nereden baksanız %5'e yakın bir geri çekilmeyle karşılaşıldı hatta belki de %10. Çünkü 50'li 50 rakamlarla 44'lü rakamları kıyasladığınızda %10'luk bir geri çekilmenin görüldüğü ifade edilebilir. Bakın bu kısımda bir basamak modeli şeklinde yavaş yavaş geri çekilme söz konusu. Burada bir obo formasyonu oluştu. Obo formasyonunun çalışması durumunda. Tabi tekrar destek bölgesine çekildi. O da ayrı mesele. Bakın tam şurası destek, yatay destek bölgesi. Burada bir miktar V için ufak bir tepki. 50 rakamları tekrar sınayabilir ancak bu işin dediğimiz gibi pek güven vermediğini ifade edelim. Çünkü bunların piyasalarının belli olmaz. Çok sert bir geri çekilme yapabilir. Yani Bitcoin'de %10'luk bir geri çekilmeyi sadece bir iki günde tekrar görmüş olduk. Çünkü trend döndü arkadaşlar. Yani yukarı doğru giden trend açtık aşağı doğru döndü. Bu olayın artık tepki bu. yani trend yukarı doğru olmadığı için tepkilere de oynanmaz. Neticede bunun bir ciddi risk içerdiğini belirtmek istiyorum. Şimdi diğerleri etkilendi mi? Bitcoin böyle ama diğerleri ne durumda? Onlara da şöyle bir bakalım. Yani Bitcoin orta vadede 27-28'ler, 30.000'ler e, hedefte. Burası kırıldığı an, onayı aldığı an buradaki derinlik kadar e, hedef bölgesi teknik olarak çalışır. E, şurada normal koşullarda, bizim yapısal göre normal koşullarda bir tepki vermesi gerekir 55'e kadar. Ama ondan sonraki süreç tekrar aşağı doğru yönelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Onu belirtmek istiyorum. Burası oldukça e, yakınlar iz, izlenmeli. Bakın 40 bin rakamın kırılması, 30 bin rakamı yüzde 20'lik bir geri çekilmeyi tekrar beraberinde getirir. Hatta 30'un bile altı görülebilir 27-28 lira kadar. burada belirtelim. Şimdi diğerlerine bir bakalım. Ethereum son dönemde hızlı çıkışlar kaydetmişti. Fakat düşüşe geçmişti son 3 gün. Evet Ethereum'da da trendin kırıldığını, trendin bozulduğunu ve sert satışın orada da geldiğini ve Bitcoin'i izlediğini ifade etmiştik. Ethereum'un hem başlangıç seviyesi itibariyle hem de şu anki seviyesi itibariyle Bitcoin'e göre de daha da sert satıldığını belirtelim ve o da negatif tarafa geçmiş arkadaşlar. Diğerine bir bakalım. XRP diğerlerine kıyasla en grafiği düzgün olan diyelim o da ufak da olsa bir satış yemiş, destek hattına çekilmiş. Yani önemli bir destek. Bu desteğin kırılması, bunda da görüntüyü bozar. Bakın bayrağı kadar tekrar şu bölgeye kadar çekilme ihtimalini gündeme getirir. Onu da hatırlatmak isterim. Yani şu desteğin kırılmaması lazım. Bu buna yatırım yapanlar özellikle bu desteği yakından takip etmelerini öneririm arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar Stiller'ın analizini yapalım. Stiller yükseliş trendindeydi. Ama bunu da çok ciddi prim yaptığını söylemiştik. Katlamalı gidenlerden bir tanesi de buydu. Son dönemde o da bir negatif etkilenme söz konusu. Bakın şu dar bantta da hareket ediyor. Yüksek ihtimalle bir miktar gittikten sonra tekrar başladığı yere 40 rakamlara gelecektir diye yorumlayabilirim arkadaşlar. Şimdilik bu yükselen trend şeklinde görünen şu yapı genişleyen üçgen yapısı takip edilmeli. Bu yapı daha sonraki süreçte bir realizasyonla karşılaşabilir. Şimdilik bugün için bir kırmızı görünüyor. Dün yeşil bugün kırmızı. Yakından izlenmesi gerekir arkadaşlar. Özellikle 60'lı rakamlar 0 60 rakamlar kırılacak olursa ki destek hattı orası tekrar 40'lı ve daha da aşağıda da 20'li rakamlara kadar burada da bir realizasyon görülebilir. Şimdilik trendin üzerinde. Şimdilik trendin üzerinde arkadaşlar. Yani şu an sıkıntı yok. Trend kırıldığında bu dediğimiz rakamlar gündeme gelecektir teknik olarak. Şimdilik trendin içinde olduğu için bir sorun görünmüyor. Ancak bunlardaki hareketler oldukça sert olduğunu da hatırlatalım. Hareketler sert oluyor arkadaşlar. Yani tünaklar kırıldığında sert bir kırılım gerçekleşiyor. Peki söylediklerim yatırım tavsiyesi genel olarak grafik okuma ve bilgi vermek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.